Gökyüzündeki uçan daireler ifadesi ilk kez bu olayla mı ortaya çıktı? 24 Haziran 1947'de iş insanı ve pilot Kenneth Arnold, Washington eyaletinde uçarken gökyüzünde 9 tane hızlı hareket eden parlak nesne gördüğünü rapor etti. Arnold, bu cisimlerin dal sıraları üzerinde suya atılan taş gibi zıpladıklarını söyledi ve basın bu ifadeyi uçan daireler olarak manşetlere taşıdı. Bu olay, modern UFO gözlemlerinin başlangıcı olarak kabul edildi ve dünya çapında büyük yankı uyandırdı. Kenneth Arnold olayı, UFO fenomeninin popüler kültüre girişini simgeler ve 1947 yılındaki Roswell olayı gibi birçok UFO gözleminin önünü açmıştır. 1 okulun bahçesinde yaşanan bu olay, gerçekten tanımlanamayan bir nesneye mi işaret ediyor? 20 Nisan 1966'da Avustralya'nın Melbourne şehrindeki Westall Okulu'nun öğrencileri ve öğretmenleri okulun bahçesinde gökyüzünde hareket eden 3 büyük yuvarlak cisim gözlemlediler. Tanıklar, cisimlerin aniden hızla hareket ettiğini, dönüşler yaptığını ve sonunda gözden kaybolduğunu bildirdiler. Olayın ardından yetkililer bölgedeki bazı kişileri sorgulayıp olayı örtbas etmeye çalıştılar. Westall olayı çok sayıda tanığın ifadesiyle desteklenen ve resmi açıklamalarla çelişen bir UFO gözlemi olarak dikkat çekiyor. Hala detayları kesinleşmemiş olan bu olay, UFO meraklıları ve araştırmacıları tarafından sıkça incelenen konulardan biri olarak kalıyor. Gece gökyüzünde yaşanan bu olay, gerçekten bir UFO'nun varlığına işaret ediyor olabilir mi? 29 Eylül 1976'da, İran'ın başkenti Tahran üzerinde radar ve görsel olarak gözlemlenen tanımlanamayan bir uçan cisim, İran Hava Kuvvetleri pilotları tarafından yakın takibe alındı. Pilotlar cismin inanılmaz hızlarla hareket ettiğini ve yakınlarında elektronik sistemleri etkisiz hale getirdiğini rapor etti. F-4 jetlerinin radar sistemleri ve silah sistemleri bu nesneye yaklaştıklarında geçici olarak devre dışı kaldı. Olay, ABD Savunma Bakanlığı belgelerine de yansıdı ve resmi bir UFO raporu olarak tarihe geçti. Tahran UFO olayı, hala çözülemeyen en dikkat çekici UFO vakalarından biri olarak tartışılmaya devam ediyor. Donanma pilotlarının karşılaştığı bu nesne, gerçekten bir UFO muydu, yoksa bir teknolojik sır mı? Kasım 2004'te, ABD donanmasına ait savaş pilotları, Pasifik Okyanusu üzerinde görev yaparken, tic-tac şeklinde tanımladıkları hızla hareket eden bir nesne gözlemlediler. Nesne, radar sistemleri tarafından da tespit edildi ve pilotlar tarafından görüntülendi. Hiçbir kanat, motor veya görünen bir itiş sistemi olmayan bu cisim, olağanüstü manevralar yapabiliyor ve gözden kayboluyordu. ABD Savunma Bakanlığı bu olayın belgelerini yıllar sonra yayınladı ve olay büyük bir tartışma yarattı. Tic-tac UFO gözlemi, modern UFO vakalarının en dikkat çekicilerinden biri olarak hala gizemini koruyor. Bir askeri üs yakınlarında gerçekleşen bu gizemli olay gerçekten bir UFO gözlemi miydi? Aralık 1980'de, İngiltere'deki Rendlesham Ormanı yakınlarında bulunan ABD Hava Kuvvetleri üssündeki askeri personel, ormanın derinliklerinde garip ışıklar ve tanımlanamayan bir cisim gördüklerini iddia etti. Askerler, cisme yaklaştıklarında metalik bir yapı gördüklerini ve cihazın ayak izlerine benzeyen izler bıraktığını rapor ettiler. Olay birkaç gece boyunca tekrarlandı ve askeri personel tarafından resmi raporlara geçirildi. Yetkililer, olayın doğal nedenden kaynaklandığını söylese de, Rendlesham Ormanı olayı UFO teorisyenleri tarafından Avrupa'nın Roswell'i olarak adlandırılıyor ve hala büyük bir gizem olarak tartışılıyor. Phoenix ışıkları gerçekten bir UFO olayı mıydı, yoksa başka bir açıklaması mı var? 13 Mart 1997'de Arizona'nın Phoenix şehri ve çevresinde binlerce kişi gökyüzünde büyük ve sessiz bir V şeklinde uçan ışıklar gördü. Tanıklar bu ışıkların devasa bir cisim oluşturduğunu ve çok yavaş bir şekilde hareket ettiğini bildirdi. Yetkililer, bu ışıkların askeri uçaklara veya işaret fişeklerine ait olduğunu söylese de, olay birçok kişi tarafından UFO gözlemi olarak kabul edildi. Peki, bu ışıklar gerçekten neydi? Yıllar geçmesine rağmen, Phoenix ışıkları hala dünyanın en ünlü UFO vakalarından biri olarak tartışılmaya devam ediyor. Roswell olayı gerçekten bir UFO kazası mıydı, yoksa bir örtbas hikayesi mi?
8 Temmuz 1947'de New Mexico'daki Roswell kasabası yakınlarında bir çiftlik sahibi garip bir enkaz buldu. ABD Hava Kuvvetleri ilk başta bu enkazın uçan bir disk olduğunu söyledi. Ancak aynı gün daha sonra bu açıklama değiştirildi ve bunun aslında bir hava balonunun kalıntıları olduğu iddia edildi. Peki gerçekten sadece bir balon muydu? Yoksa uzaylılarla ilgili gizemli bir olay mı yaşandı? Olay yıllardır tartışmaların merkezinde ve birçok UFO teorisinin başlangıç noktası oldu. Her gün yeni bir bilgiyle burada olacağım. Abone ol ve videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutma.